Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada oldukça konuşulan canlı yayınlar bu kez yaş skalasını daha da aşağıya düşürdü. Okul çağındaki çocukların sosyal medya hesaplarında takipçilerinden para istedikleri yayınlar son dönemlerde ne yazık ki artış gösteriyor. Amazon birden para yağmuru geldi, para yağmuru! Hemen ne yaptın? Kirli beyaz! Kirli beyaz! Vurun bir yat gelsin o... Uzmanlarsa TikTok dilenciliği olarak adlandırdıkları bu yöntem karşısında ebeveynleri daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bu tarzda canlı yayınların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri artarken psikolojik olarak da sapık, terörist, narsist bireyler yetişmesine zemin hazırlıyor. Peki bu yöntemi nasıl uyguluyorlar? Hemen onu da açıklayalım. Öğrenciler canlı yayında okul ihtiyaçlarından ya da burs gibi gerçeği yansıtmayan bahanelerle tabiri caizse yayınları izleyen takipçilerinden yalvararak para istiyor. Peki aileler bu konuda ne yapmalı? Uzmanlar şunları tavsiye ediyor. Sosyal medya platformlarında yaş sınırlaması olduğundan dolayı hesap açamayacaklarını düşünmemeliler. Açılan hesapların gizli hesap olup olmadığını kontrol etmeli ve mümkün olduğunca gizli hesap tercih etmeliler. Sosyal medya hesaplarını ve iletişime geçtiği profilleri düzenli olarak kontrol etmeliler. mavikadın.com YouTube ve Instagram üzerinden içeriklerimizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.